Geçtiğimiz hafta yayınlanan ders çalışırken saçlar topuz mu, at kuyruğu mu olmalı videosunun yorumlarına Ebu Bekir Coşkun'dan bir soru geldi. Şöyle diyordu: dönen sandalyede ders çalışmak mı yoksa sabit sandalyede ders çalışmak mı? Ne? Böyle bir soruyu hiçbirimiz beklemiyorduk. Adeta beynimiz yandı. Hemen bilimsel kaynakları araştırmaya başladık. Hatta ben bizzat Elon Musk'ı aradım. Hocam kolay gelsin. Sence dönen sandalyede ders çalışmak mı yoksa sabit sandalyede ders çalışmak mı daha iyi? I can't understand what he say. I'm so busy now. What he say? I don't understand. Ya sen mühendis değil misin? Dememe kalmadı, telefonu yüzüme kapadı. Tamam dedik o zaman, iş başa düştü. Tonguç Akademi olarak bunun da cevabını biz veririz. Dönen sandalye mi, sabit sandalye mi? En iyisi hangisi? Ders çalışırken en önemli şeylerden biri vücut sağlığı ve tabii ki çalışma verimliliği. Her şeyden önce dik bir pozisyonda ders çalışmaya, belimize destekleyici bir yastık koymaya özen gösterelim. Sabit sandalyeleri düşündüğümüzde daha sert ve düz bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle uzun süreli ders çalıştığında bel, sırt, kalça gibi bölgelerinde ağrı hissetmene sebep olabilir. Dönen sandalyelerin yapısı ise daha ergonomik. Ders çalışırken vücut hareketliliğin daha fazla olduğu için aynı pozisyonda uzun süre kalmayacaksın. Yüksekliğini bilgisayarına uygun bir şekilde ayarlayabilmen de önemli avantaj. Ayrıca diyelim yere silgi düşürdün. Tekerlekleri sayesinde rahatça uzanıp alabilirsin. Ya da tam ders çalışırken kapı çaldı ve bakman gerekti. Dönen sandalyede ayağa kalkıp oturman çok daha kolay olacak. Yani genele baktığımızda dönen sandalyenin ders çalışırken daha konforlu olduğunu ve uzun süreli çalışmaya daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat dersen ki ben dönen sandalyede sürekli dönüp duruyorum, derse odaklanmam azalıyor. Yo, ben öyle bir şey demiyorum. Allah Allah, emin miyiz acaba? Yani arada oluyor diyelim. İşte bu durum sana odaklanma sorunu yaşatıyorsa sabit sandalyede çalışmak senin için doğru tercih olacaktır. Sabit sandalye kullanırken de imkan varsa yumuşak yapılı, oturduğunuzda popişinizi rahat ettirecek koltuk türünde sandalye tercih etmeniz sizin açınızdan çok daha faydalı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Peki sizce hangi sandalyede çalışmak daha rahat? Bu konudaki düşüncenizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşça kalın.